Pro Dersler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bilgisayarımızın masaüstü arka plan resmini nasıl değiştiriyoruz beraberce göreceğiz. Bu işlemin birkaç yolu var. Öncelikle masa üzerinde sağ tık yapıyorum. Kişiselleştir diyorum. Buradan arka planı seçiyorum ve buradan istemiş olduğum herhangi bir resmi seçtikten sonra bunu arka plan olarak alıyorum. Burada resmin büyük olmasına dikkat ediyoruz çözünürlüğünün. Onun bir örneğini size hemen göstereyim arkadaşlar. Şöyle şu kısımdan bunu seçelim. Resim seç diyorum. Daha sonra şu kısmı da ortala diyelim ki. Şöyle çıkıyorum buradan. Gördüğünüz gibi sadece ortada küçük bir alan olarak kaldı. Peki bunu ben doldur dediğim zaman ne olacak? Bu sefer de bu resmin kalitesi biraz bozulacak. Tekrardan çıkıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi bozuldu. O yüzden buraya ekleyeceğimiz resmin yüksek çözünürlüklü olmasına dikkat ediyoruz. Şimdi yine bir başka yöntem. Windows simgesine tıkladıktan sonra aynı yere geleceğiz. Ayarlara tıklıyorum. Buradan da kişiselleştirme. Yine buraya geliyorum. Arka plan, kilit ekranı, renkler gibi yazıyor seçenekler. Buradan yine geliyorum. Buradan istediğim herhangi bir arka planı seçiyorum. Daha sonra doldur seçeneği seçili zaten. Buradan çıkıyorum. O arka planım da seçilmiş oldu. Arka planda sizlere tavsiyem şudur. Eğer ki ekranınız da çok kalabalıksa rahatlıkla görebileceğiniz arka planları seçin. Bazen arka plan karışık oluyor. Önde bayağı bir dosya oluyor, klasör oluyor. Dolayısıyla bulmakta da zorlanıyorsunuz. Bu anlatmış olduğum iki yöntemde de Windows'umuzun etkinleştirilmesi yani orijinal olması lazım. Şimdi diğer bir yöntem, bunda orijinallik istenmiyor. Şurada benim arka plan resmim yine var. Onun üzerindeyken sağ tık yapıyorum. Masaüstü arka plan olarak ayarla diyorum. Onu seçtiğim zaman da benim bu fotoğrafımı masaüstü arka planı olarak belirledi. Hepinize iyi kullanımlar.